Kadın ve Kadın Forum açıldı. Konuşun, yazın, haberleşin, öğrenin. Kadın ve Kadın Forum, yeni bilgi deponuz. Hipnozla doğum olarak bilinen hypnobirthing tekniğini uzmanı Hakan Çoker'e sorduk. Hypnobirthing 1996 yılında Mary Mongan tarafından ortaya konulmuş bir doğuma hazırlık yöntemidir. Temelinde hipnozu kullanır. Ancak içinde doğum bilgisi de vardır. Bu yüzden markalaşmış bir eğitimdir ve bütün dünyada sertifikasyonları devam etmektedir. Sertifikaya sahip olan kişiler tarafından bu eğitimin verilme hakkı vardır. Temelinde dediğim gibi en önemli şey hypnobirthing'in doğumun dilini değiştirmesidir. Yani hypnobirthing'de doğumlarda ağrılardan, sancılardan, kasılmalardan bahsedilmez. Doğum dalgalarından bahsedilir, bebekten bahsedilir. Bir teknikten çok bir felsefedir yani. Ve ailelere bir yandan doğum bilgisi verilirken diğer yandan da önce gevşemeler, ardından hipnoz dediğimiz aslında telkinler verilmeye başlanır. 5 hafta süren ve 2,5 saatlik eğitimlerden oluşan ve değiştiremediğiniz bir programdır. 5 hafta boyunca her hafta her ailenin yapacağı şeyler vardır. Telkinler içinde hep doğumda pozitif uygulamalar vardır. Aileler bu telkinleri her zaman kullanırlar. Eş desteği vardır. Ve yine hypnobirthing'in içinde mutlaka ve mutlaka pozitif bir doğuma hazırlık telkinleri vardır. Bunun sonucunda yapılan çalışmalarda dünyada hypnobirthing eğitimini almış ailelerde sezaryen oranlarının düştüğü saptandı. Müdahalelerin kesinlikle azaldığı görüldü. Ve doğumda ilaç kullanımının çok çok azaldığı görüldü. Yani yapılan çalışmalarda hypnobirthing'in doğumda ve doğuma hazırlıkta çok işe yaradığını gösteriyor.